Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının bir parçası olan KKTC, anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmuştur. Yıllardır devam eden izolasyon ve ambargoların bir noktada ortadan kaldırılacağına en önemli işarettir. Şimali Kipr'in bayrağı da bizim tedbirde dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır. Yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesi gerekmektedir. Adanın geleceği eşit egemenlikli iki devletin var olduğunun bütün dünyaca kabulünden geçiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu bu vizyona Türkiye Cumhuriyeti olarak desteğimiz tamdır. Bizleri halk olarak bizlerin bu topraklarda verdiği mücadele, ödediğimiz bedeller, şehitlerimiz, acılarımız, göçlerimiz ve nihayetinde bağımsız ve özgür bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkını haykıran bir topluluğun, bir milletin, kopmaz bir parçası olan Türk halkının kendi devletiyle Türk Devletler Teşkilatı'nda bu aşamaya gelmesi bizler için elbette milat niteliğindedir. Türk Devletler Teşkilatı'nın aşama aşama güçlendirildiği ve dolayısıyla bizlerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak oraya entegrasyonumuzda bizler kendi ayaklarımız üzerinde durma potansiyeline erişmenin de bahtiyarlığı içerisinde oluyoruz. Bütün Türklük dünyasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selam olsun diyorum.